Atakan Hoca'dan sesleniyorum. Hocam Mads Mikkelsen saçlı. Ayıkla bizi şu takımdan. O taşlar olmuyor yani. Taşlar ne diyecektim daha? Yerine oturmuyor. Eyvallah. Bak budur. Maçlarını izlerken mesela bol sever gözüyle şey diyoruz, hani oraya at, buraya at, sağa ver, sola ver falan. İspanya'da öyle bir şey yok. İspanya o topu oraya atıyor zaten. Bayağı 43 milyon deniyor. Abi olsa 43'ü alır 50'ye satarız. Manchester United'in yanında olsa hemen yarın 7 milyon kâr ederiz, öyle değil mi? Müjdat abi 2003 yılında kafede otururken çalan şarkıları. Tabii tabii. Biz kafe insanı diye. Tabii canım. Issız adam mısız adam müzikleri atıyor. Biz daha minibüs şarkılarıyla. Herkese merhabalar, sevgiler. 90+49 16. bölüme hoş geldiniz. Abilerim ne habersiniz? İyiyiz abi. Çok iyiyiz abi. Çok güzel bir maçı geride. Gözümüzün pası silindi. Evet. Evet. Allah'tan İngiltere maçı son maç değildi. Hemen menümüzü verelim efendim. Önce İspanya konuşacağız. Yeni çeyrek finalistimiz. Gürcistan'ı da konuşacağız tabii ki. Sonra Southgate'e sistemler sürecek. Slovakya'yı da Kazan Hoca'yı da tebrik edeceğiz. Ondan sonra Fransa, Belçika üstü, Portekiz, Slovenya menümüz. Ondan sonra da şarkılarımızı seçip kapatacağız ve hemen Avusturya maçına çalışmaya geçeceğiz biz de. Menüyü vermişken efendim 99.000 aboneye geldik değil mi? Çok az kaldı. 98.700'dü ben bıraktığımda. 100.000'de milli formalarımızı hediye etmeye başlayacağız efendim. En çok yorum ileten izleyicilerimize çok teşekkür ederiz. Teveccühleriniz için abone olmanızı bekliyoruz. Diyelim. Abi öyle iyi bir maç ki yani akışa herkesi sıradan öveceğiz yazdım ben. Tabii canım. Yani Gürcistan'ı da öveceğiz. Kalesine 40 şut atılmasına rağmen yani 1-0 üzerine iyi mücadele ama karşılarında gerçekten makine var. Benim gördüğüm bu turnuvadaki en iyi takım var. Sen ne diyorsun abi? Ben bayıldım. Hem maça bayıldım hem takıma da bayıldım. Birinin çabasına, diğerinin oyununa. Önce Allah razı olsun diyelim çünkü yayına yakın maçın iyi geçmesi bizim için çok önemli oluyor. Enerjimizi çok belirliyor. Dediğin gibi İngiltere maçı denk gelseydi buraya. Bir de maçın gidişatı yüzünden kötü maç olmasından öte İngiltere'nin hak etmediği bir turu geçmesi canımızı çok sıkmış şekilde olacaktı yayına. Şimdi çok keyifli girdik. Gürcistan dediğin gibi o kadar beğenmemize neredeyse ikinci takımlarımızdan biri olmasına rağmen Gürcistan eğleniyor ve keyifliyiz çünkü çok güzel futbol var. Önce İspanya Federasyonu'na De La Fuente hocanın kontratı ne yapıyorsunuz, iyileştiriyor musunuz? Çünkü bir kulüp takımının bu adama çökmeme ihtimali yok yani. 63 yaşında tüm kariyerini genç takımlarla alt yaş kategorilerinde geçirmiş olabilir ama birileri muhakkak bu adama diyecek şimdi. Yani Lopetegui'nin mesela tabii ki öncesinde kulüp kariyeri de var ama kısa bir İspanya macerası bile ona ne kapılar açmıştı. Daha başını belaya sokmuştu 2021 öncesi. Şimdi De La Fuente'nin böyle bir bol oynatıp burada kalmaya devam etmesi turnuvalar için güzel olur ama kulüpler mutlaka İsteyenler çok tabii olacaktır. Yani zor bir şey de yapıyor. Şimdi 4 maç oldu artık gönül rahatlığıyla şunu söylüyoruz. Turnuvanın en zevk veren takım. Yani ben fena Almanyacıydım ama Almanya 2 maçta doğru dizilen, doğru kapanan rakip buldu mu? Maç bir iki anda onlara bakmamaya başladı mı? Bu kadar keyif veren futbolu oynamaya devam etmediler. Ve şimdi tek tek sayarız. Nico inanılmaz bir maç çıkardı. Rodri, Fabian Ruiz ikilisi 6 numara, 8 numara nasıl oynar dersi veriyor. Ama takımda arızalı taraflar da var. Morata çok faydalı işler yapıyor. Pedri yani beklediğimizden daha fit görünüyor. Beklerde problem var. Stoperler kesinlikle böyle inanılmaz uçan kaçan stoperler değil normal şartlarda. Ama adam bir kolektif yapı olarak acayip bir iş çıkartıyor. Helal olsun. Uzatmadan sana bırakayım abi senin de hisleri. İspanya. Abi %100 katılıyorum senin söylediklerine. Yani İspanya zaten maç sırasında da konuştuk. Şimdi İngiltere, İtalya, elenenleri de sayayım. Hollanda'sı, Almanya'sı, işte Belçika, hatta Fransa'sı. Portekiz. Bunlarla maçlarını izlerken mesela bol sever gözüyle şey diyoruz, hani oraya at, buraya at, sağa ver, sola ver falan. İspanya'da öyle bir şey yok. İspanya o topu oraya atıyor zaten. Biz de doğru yere biz söylemeden atıyor. O yani müthiş bir takım. Zaten yoğurt yiyişleri de hocanın, senin dediğin gibi De La Fuente hocanın. Aragones, Del Bosque, işte Luis Enrique hepsinden çok farklı. Evet onlar müthiş bir jenerasyonla çok iyi başarılar kazandı ama şimdi 2 tane uçurtmayla oynuyor. Adam bundan benimseri yani. Nico ve Yamal da oynuyor. Morata gene o 10.5 işlerini yapan santrafor. 3 tane tek at çok iyi orta saha, işte Pedri'nin olduğu, Rodri'nin zaten City'den gelen bilgi birikiminin olduğu. Ruiz zaten harika oyuncu. Maçın oyuncusuydu bence gene Nico ile beraber. Bu yapıda Carvalho tecrübesini koyuyor. Laporte Arabistan Ligi'ne gitmesine rağmen orada bir şef stoper görevi görüyor. Çok iyi bir turnuva geçiren Kukuraya var. Kalecileri Simon güven veren kaleci. İspanya ağır favori turnuvada şu an hala. Yani başladıktan sonra birinci maçtan sonra hani biz İtalya ile oynadığımızda önceki turnuvada dedik ya İtalya bu kupayı alabilir diye. Evet. Türkiye İtalya maçından sonra. O hissi veriyor. O hissi veriyor. Gürcistan adına şunu söyleyeyim. Müthiş bir ilk yarı bence. Mücadele gücü anlamında. Onlar bence halklarına, kendi halkına, Gürcü halkına turnuvayı buraya kadar getirerek zaten bir zafer armağan ettiler ama bu karakterli oyun, bu kişilikli oyun, bu modern futbolun çerçevesinde yüreklerini koyarak oynama becerisi ve teknik oyun, hani hızlı, onlar da İspanya gibi 3. bölgede top geldiği zaman fırtına gibiler. Toplu topsuz koşularda turnuvaya renk kattılar. Bunu net söyleyebilirim. Gördük yani ilk yarıdaki Gürcistan'ın gücünü, hani Gürcistan'ın evet, yani kolay gruptaydık ya biz. Gördük, onu da gördük yani. Yok yok canım, çok kolay. Kaleye gidemez abi. Tabii onu da gördük bu arada. Kaleye gidemeyen takım 4 maç oynadı. 3'ünü de öne geçti. Bir biz öne geçti. Evet, evet. Ve Willy Sanyol şey demişti ya. Biz kendi seviyemizin şampiyonu olduk. Gruptan çıkarak, çok güzel, doğru bir açıklamaydı. Elenen takımlara bakıyoruz. Dün İtalya elendi. Danimarka elendi. Bugün Slovakya elendi. Elenenlerin de şu an şampiyonu onlar. Yani 4 yediler dediğin gibi, 40 tane şut, 40 tane kalelerinde şut gördüler. Ama elenen takımlar içinde de en iyi performans yine onlarda. Şey dedik. O ilk yarı performansı çok güzel bir performans. Bunlar İtalya'yı da elerdi, İngiltere'yi de elerdi dedim ben ilk yarım. Aynen. Tabii kesinlikle. Başına bela olurdu İngilizlerin. Çok bozan bir takım statüsünde Gürcistan. Bir Koçoraşvili övgüsü alalım. Var mı Türkiye'si, ne diyorsun? Yoksa Türkiye'den başka yerlere mi? Levante'den. Abi hani turnuva işini sevme sebeplerimiz aslında ön sıradaki maddelerden biri şudur. Şu zamana kadar hiç izlemediğimiz futbolcuların, böyle çok da genç olmaz onlar. Bu yine genç sayılır. Bazen 27, 28, 30 yaşında futbolcular hayatımıza girer. Transfer yaparlar. Yükselmiştir. Piyasa çok yükselmiştir. O yüzden şu an bizden sadece bence 4 büyüklerin parası yeter gibi geliyor. Yani hani tabii ki 10 milyonlar falan istenmeyecektir. Ama 4-5 milyonlar istenirse sadece bizim 4 büyükler verebilir gibi geliyor. Aynen. O yüzden 4 büyüklerin de şu an biraz yanlış tabir kullanmayayım da. Neyse. Gündem daha prima isimler. Yani daha üst düzey isimlere gitmek istiyorlar. Ya o yüzden olmayabilir ama. Bakınca bir Çağdaş Atan'ın takımında falan böyle bir topçu. Yani ama mesela, Kafkas Rabiot. Aynen. Çağdaş Hoca eğer hani onun scouting ekibinde daha önceden bilgi yoksa oyuncu hakkında, kesin Levante maçlarını bir açın. Tabii. Bu çocuk Nuva'da mı böyle oynuyor, orada da böyle oynuyor mu diye kesin baktırmıştır yani 2-3 tane oyuncu. Ben şeyi de seviyorum abi. Georgi Çakvetatze var ya Watford'da. Top ayağına yakışıyor. İyi. Ya biraz Mikao Tatse bugün bozuktu. O da çok normal yani. Bütün turnuva boyunca aynı statüde, tabii, aynı beceride oynayamazsınız. Kıvaraş şeylerle oynamak da bazen zor oluyor çünkü. O da biraz bencillik yapıyor. Topu almak istediği zaman kendi yapmak istiyor bir takım şeylere. Dönüş açısını kapatıyor yani. Kaç %25'le maçı, topla oynamada %25'le maçı tamamlamıştı. Böyle takımlarda o zaten o top bir daha gelecek mi gelmeyecek mi meçhul. Geldiği zaman da bir kendini gösterme muhakkak olacak. Yani. Mesela o çok sinirli bir koşu attı ikinci yarıda. Top boştaydı. O kadar kıvaraya kurulduğundan koşu attı ki yani aldı topu gidiyordu az daha. Ama şey çok iyi kullanıyor abi. Hoca çok iyi kullanıyor kadroyu İspanya'nın. Yani bu takımı nasıl durdurabilirsin yani? Nasıl bir çözüm yok? 2 tane uçak var. Uçurtmalar gidiyor. Yani bek performansın, beklerini çıkarmasan senin zaten rakip olarak oyun kurulumunda eksiğe düşeceksin. Yani İspanya bayağı iyi gelmiş, abi, hazırlanmış. Gürcistan kadar iyi hazırlanacaksın. Dirayetli duracaksın. Ama özel yetenek sayında Gürcistan'dan çok daha fazla olacak. Yani biraz Fransa tabir ettim. Fransa o kadrosuyla top oynamamalı diyoruz ya. Ama Fransa iyi kapandığında da öyle özel yetenekler var ki 1-0 öne geçip şu maçta o golü yemez. O seviyeyi durduracak ancak. İspanya'nın şanssızlığı bu tarafında kaldı. Fransa zaten Almanya ile oynayacaklar. Fransa falan oradan gelme ihtimali var. Abi şimdi onu kontrol ettim. İsmini söylemeden yazmayayım diye. Twitter'da okudum. Uğur Aktan yazmış. İspanya kötü elendiği son turnuvalarda, elendiği bütün maçlarda 800 üzeri pas yapmış. Bu maça kadar 600 pası bile görmemiş. Sadece bu maçta 794 pası gördü. Bu da yani oynanan o tempolu futbol adına bir şeyler anlatıyor. Yani tek bir oyun yok yolda. Güzel futbol oynamanın tek bir tarifi yok. %25 topa sahip olarak 4 gol yiyerek 40 tane şut kalende görerek de bir renk katabiliyorsun. İspanya gibi oynaman gerektiğinde 800 pasa çıkarak da bir renk katabiliyorsun, kazanabiliyorsun. Güzel şeyler, güzel örnekler izliyoruz. Umarız turnuvanın kazananı da İngiltere-Fransa futbolu değil, İspanya'nın, Almanya'nın futbolu, Avusturya'nın, Türkiye'nin futbolu olur diyelim. Ya benim bir tane şey çok hoşuma gitti. Bir, hem top rakipteyken hem top kendilerindeyken çok hareketliler. Yani mutlaka topu ayağına alan arkadaş 2 tane boş adam mutlaka görüyor. Bir tane koşu atan da görüyor. Yani uzun uzunu da görüyor. İkincisi de abi maç 2-1 olmuş. Rakip zaten topu hani alayım oynayayım diyen bir takım değil. Aslı öldürürsün. Bunlar restal verdi. Aynen. Yani 3'ü 4'ü arayan turnuva takımı da kolay değil. Yani bu çocukların üstünde hiç kazanma baskısı yokmuş gibi rahat oynuyorlar. O mesela Almanya ev sahibi olduğu için Almanya'da biraz görüyoruz onu artık. Maçlar ciddileştikçe. Yine en renkli oynayan 2 takımdan biri Almanya ama İspanya çok başka. İspanya şenliğe gelmiş. O yüzden bayıldım yani. Benim zaten İspanya bendeydi ön bakışta. Benim izlemekten en keyif aldığım 2 takım bir Avusturya, 2 İspanya'ydı. Ama favorim İspanya'ydı. İspanya bayağı keyifli gidiyor. Katar'da en büyük Luis Enrique'nin handikapı oydu. Durağan bir oyun. Evet, kurdu. Abi. Duran oyuncularla kurdu. Ferran Torres'el. Nico onunla... vardı yine elinde. Tabii bu kadar olgun değildi ama. Gavi, Mavi bunlarla bir şey kurmaya çalıştı. Oyunda dikişler patlayınca hoca teşhis tedaviyi çok iyi yaptı De La Fuente. Yani iki tane uçurtma üstüne Morata. Morata çok eleştiriler turnuvada genelde. Ama şimdi mesela oyun içinde oyun akıyor. Hani fenalar da onun üstünden yükü alıyor. Tabii abi, hep ayağına isteyenle oynamak tabii başka. Önüne isteyenle oynamak başka. Bir de şöyle bak. İki tane uçurtma diyoruz. Ortada Ferran Torres olsa belki yine oyun böyle olmayacak. Evet evet, kesin. O böyle çünkü olmayacak. Morata da çok koşu atıyor. Evet. Elini atıyor. Çok önemli. Şöyle bir şansı var ama iki uçurtma, yani bildiğimiz standart kafamızda klişeleşmiş bal yapmayanları uçurtma değil. Bir Yamal zaten ya, artık yaşı falan da geçiyorum. Önceden hep Yamal'ı bir senedir şey diye tabir ediyoruz. Ya 16 yaş için çok acayip bir oyun zekası diyorduk. Şu an yaş kısmını çıkarıyorum. Herhangi bir futbolcu için çok acayip bir oyun zekası. Niko da inanılmaz olgunlaştı. Tabii. Şimdi önceki turnuvayı hatırlıyorum. O zaman Niko'ya bizim kendi yayınımızda yaptığımız eleştiriler. Abi bu kadar da yani bu seviyede yani körlemesine dalma diyorduk. Saha şimdi abi görüyor. Daldığı zaman oradan çıkabilecekse dalıyor. Oradan çıkamayacaksa basıyor, veriyor, koşusunu atıyor. Ya da vuruyor. Çok, ya da vuruyor. Yani orada bir karar. Onu eklemek de çok kıymetli. Yamal'a hala tek eleştirim. Abi biraz da kaleyi düşün. Yani bugün daha iyiydi evet o konuda. Bu kadar asist. Kral yapma bu kadar yani. Benim ya çocuk 16-17 yaşında kurulan en komple kanat oyuncusu olabilir. Abi bak, Barcelona inşallah doğru yönetir aynen ya. İnşallah. Ya bak, uzağa vuruyor. Kaleciye bakıyor, yakına vuruyor. Şut var yani. Tabii var. Giriyor, girmiyor. Kısa pas zaten var. Tiki taka zaten var. Tripling var. Hem çizgiye vuruyor hem içeri vuruyor. Bir de çok iyi orta atıyor çocuk. Bayağı iyi orta atıyor yani, kafaya konduruyor topu. Şey seviyesi orta atıyor. Ya eskiden öyle kesen adamlar. Biz Rıza Çalınbay vardı. O çok keserdi falan tarzı. İlker Yağcıoğlu stil kesiyor ya. İlker Hoca'yı da analım. Şeyi de mesela turnuvada olmadan oyununu çok dönüştürdü bence. Evet. 12. adam. Şimdi Pedri mesela 55'te 60'ta bakıyor tabelaya, ben gireceğim diyor. Biliyor yani onu. Olmo iç oyuncusu olarak bu kadar çok uzun süre oynamadı. Bugün kimler girdi? Bir Olmo girdi. Oyarzabal girdi. Grimaldo. Bak şimdi abi Navas, Merino. Turnuva içinde büyümek de budur. İki maç önce diyorduk ki ya tamam 11 çok iyi oynuyor da değişiklik yapmaya başladığı an oyun tamamen değişiyor. Bugün tabii ki artık 2-1 olmuş maç, sonra 3-1 oldu, ondan sonra Gürcistan'ın da etkisi var. Tamamen 3-1'den sonra ne oynuyorsak oynayalım. Yani disiplin bozuldu takımdaki. Bunun da etkisi var ama dediğin gibi büyüyor oyuncular da. Ya şey çok büyüyor. Önemli bence. Bir takımda ilk Pedri çıkıyorsa işleri iyi gidiyorken bile o takım iyidir yani. Evet. Mantıklı düşününce yani ilk Pedri çıkmaz o takımda. Çünkü artık onun o pas merkezinin, pas istasyonunun tam merkezinde olmasına tabii ihtiyacı yok. Ruiz mesela hep iyi beğendiğimiz bir oyuncu. İç oynar. 4-3-3'ün parçası ama bu 4-3-3'te bambaşka. Evet abi. Acayip yani 100 yani milyonluk oyuncu. Bizim Napoli zamanı Koray'la çok konuşurduk. Fabian Ruiz çok acayip bir topçu. Bu adam inşallah kariyeri doğru yönetir. Paris Saint-Germain özellikle ilk 2 senesi onun tatsız bir tecrübe olmuştu. Bu sene orada biraz daha toparlayıp geldi. Burada ama hoca bütün oyunculara bir şeyler katıyor. Mesela Pedri, Barcelona olsam teşekkür ederim. Ben normalde hazırlayıp sana vermem lazım. Evet. Aynen abi. Sen şimdi onu hazırlayıp bana çok daha iyi bir halde vereceksin derim. Nico Williams'ın release clause'u, serbest kalma maddesi. Hala inanamadım. Teyit eder miyim diye aradım. Bayağı 43 milyon deniyor. Abi olsa 43'ü alır 50'ye satarız. Manchester'ın yerinde olsam hemen yarın 7 milyon kar ederiz, öyle diyeyim. Radcliffe'in yerinde olsam hemen alırım. Topçu lazım onlara. Abi zaten Manchester almaz, öyle diyeyim. Abi işte, o kafayla. Keşke o kafayla tabii. Kafa düzelirse ilk alacaklar. Ya biz yıkacağız, yeniden yapacağız dersen o adam Niko işte. Evet. Ama yani bu maçın da yıldızıydı, turnuvanın da yıldızı diyebiliriz yani. 3 isim sayacaksak biri Niko ama asla gitmemesi gereken yapılar. Chelsea, United. Direkt uzak dur babacığım. Evet. Lütfen burayı altyazıyla İspanyolca kendisine ama ya da Bask diliyle. Hani United kallem eder seni alacak olsa da almaz. Ya da alırsa da 43 değil 83'ü alır. Ama sen Chelsea'ye gitme. Oturmuş yapıya git. Aynen. Guardiola'ya da gitme. Şimdi Guardiola bence oyuncuları her zaman geldiği halinden çok daha iyi bir o hale mutlaka getiriyor. Ama 2-3 sene sürüyor onun getirmesi. Biz seni gidip böyle bu futbolu oynayacağım bir takımda izleyelim. Aynen. Ya da Atletik Bilbao sevdiğimiz bir camia. Orada kal. Orada izleriz. Diyelim ve şeye geçelim isterseniz. Tam tersi hiçbir oyuncuyu iyi kullanamayan takıma İngiltere Slovakya'ya burada dakika 80 Dubravka'nın kurtarışı yok. Yani 1-0 öne geçiyorlar ve ben Slovakya'yı yine çok cüretkar buldum. Şimdi 1-0 oynamanın bir raconu vardır ya Slovakya'ysan. Yine önde baskıya devam. 1-1 oldu. Son saniyede 1-1 oldu. 1-1'e kadar gerçekten hiçbir aksiyon yok. Oyuncularda da yoktu. Yani Southgate'in A planına inanan oyuncu yoktu. Southgate nerede risk almaya başladı? Toney'ler vesaireler bir şeyler girdi. Karambolden bir şeyler çıkabilir diye takımda biraz hareketler. 2-1 oldu. Çok güzel zamanda geldi ikinci gol İngiltere için. Ondan sonra dedim ben buradan notunu vereceğim. Yani bu takım 2'ye takıp yokuş aşağı vurdurarak çalışır mı? Ne yaslandılar abi. Slovakya başladı oynamaya. Bir tane net kaçtı. Pekarik atabilirdi. Kendi kalesine de girebilirdi. Ki iki çizgide sürekli boş. Merkezde sürekli bir kümelenme var. 2-3 tane de kafayı vurdular, dışarı gitti. Ben yani buradan Murat Yakın hocama sesleniyorum. Hocam Mads Mikkelsen saçlı. Ayıkla bizi şu takımdan. Yine yani keşke geç kalsaydık dedirten bir maç oynandı. Saydığın senaryoda yani 2-1 İngiltere skorunu aldı, yaslandı. Slovakya o futbolu oynarken sen büyük takımsındır. İçeriye sürekli yıldız atmaya devam ediyorsundur. Küçük takıma karşı oynuyorsundur gibi oynadı. En iyi oyuncuları çıktı. En iyi oyuncularının en yorgun halinde oynadı. Aynısını İngiltere yaşasa da İngiltere içeri yıldız atmaya devam edecekti. Bu adam yıldız atamıyor. Tam tersi böyle topu diziyle falan kontrol etmeye çalışıp taca giden adamlar atmak zorunda kalıyor. Southgate'le yaşlı topçular oynuyor Slovakya'da. Aynen. Kıyıcı saydı dün. Aynen öyle. Yani işte Pekarik falan zaten. Ben bu sefer uzatmayacağım ama bir insana yapılacak her eleştiri yapıldı. Maç izlerken söylenecek her tür ağır laf söylendi. Ne diyelim bilmiyorum artık. Ne denir abi bunu? Abi bizim bir 4-3-3'ümüz vardı ya, Palmer'lı, Bellingham'lı. 2-8-10 gibi. Onu değiştirdim. İleride Toney, Kane. Bir yerde Palmer. Foden'ı çok beğenemiyorum ben numarada. Diğer yerde Saka ya da senin adam Newcastle'lı. Gordon. Çünkü Saka'yı da beğenemiyorum. Ortada Rice'la Bellingham, tek İngiliz 4-4-2'si. Almaz mıyız bunu? Bir şey değiştirse anlayacağız. Kenarda da o parlayan kafasıyla Şandaş. Abi tabii ki yani bu oyunun gene Slovakya maçında dünkü programda da mesela konuştuk. Belki bir reaksiyon verirler. Gordon. Ben bekliyordum valla. Yani çok naifmiş. Çok eleştirildi çünkü ama tavşan zıplamaya devam ediyor abi. Bunun özeti budur yani. Bellingham ipten aldı ama bundan sonrası öyle kolay olmayacak yani. Öyle. Bundan sonra karşıda bir ısırı aldığı zaman öyle kıramazsın yani. Bükemezsin. O yüzden göreceğiz bakalım. Göreceğiz. Şu an bizim ama maç kadar merak ediyorum. Şunu söyleyeyim abi, bak bir antrenörsünüz. Hiçbir şey olmuyor. Edilgen bir takımınız var. Karşıda rakip stoperler, işte Anko da sol stoperden sayabilirim. Vavro ve Skriniar pas bile yapmıyorlar. Üzerime gel diyor kardeşim, gel diyor. Ben Lobotka'yla falan çıkacağım zaten diyor. Hani Duda, Kuška hepsiyle çıkacağım diyor. Yani böyle bir yapıya karşı kaos futbolu bile oynayamıyorsanız 1-0 gerideyken, Ivan Toney diye oyun bağırıyorken, Gallagher diye bazen bağırıyorken, Declan Rice bir şeyler yapmaya çalışıyor. Declan Rice'ın mesela çabası var. Bellingham'ın da bir hırsı var ama o hırsı kenarda onu ateşleyecek, empoze edecek bir yapı yok ortada. Harry Kane zaten çok formsuz bir turnuva geçiriyor. Belki o da bu sebeplerden dolayı. Takımdaşlık duygusu. İngiliz oyuncuların yüzünde gerginliği görüyoruz. Bak İspanya ne güzel. 1-0 yenik duruma düştü. Rahat. Tak 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 4 oldu maç. Ama İngiltere 2 yeseydi maç bitmişti. Abi İngiltere 7. dakikada ıslıklanmaya başladı. Başladı. O ruh halini topçuların üzerinde görüyorsunuz. Gözünde görüyorsunuz. Şimdi kenardan Gordon oynasa, Ivan Toney oynasa, bu oyuncular yerine bunlar oynasa, daha erken oynasa, 30 dakika, 40 dakika, 25 dakika oynasa belki yine tur atlayacaksınız ama en azından bir eleştirilere ket vuracaksınız. Şimdi daha da şiddetli eleştiriliyorsunuz. İnşallah hani Murat Yakın Hoca zaten çok kumpaslar kurmuştur İngilizlerin kafasında. Oyun planları, oyun metotları üzerinden. Ben Southgate'in de bir şey değiştireceğini düşünmüyorum. Yani bu dakikadan sonra değiştirse çok bir şey fark etmez zaten. Diziliş falan konuşmanın hiçbir anlamı yok artık. Bir 3 bir 2 önüne koyuyor çıkarken. Rakip hiç basmasa bile 5 kişi çıkıyor ya. O 5 kişi o kadar dar ki yani Murat hocama öyle bakıp beyler biz bu 5'i 2 kişiyle alırız deyip öyle güzel bir yönlendirmeli baskı yapabilir ki hani şunu izleyebiliriz. 1-0, 2-0, ne oluyor lan 3-0'ı gösterebilir. Bizim Avusturya maçı 3-1'den sonra 1'den 6 oldu ya. O tarz bir şey izletebilir 1-0 iken Slovakya'nın mesela üstünlüğüyle girerken 5. dakikadan sonraki yaptığı hamlelerden sonra 60'a kadar bir makas var ya, oradan mesela Ivan Toney istiyor oyun. Yani benim gümüş suyunda görüp de Southgate'in statta görememe ihtimali var mı? Öyle bir şey yok. Abi bir de bu adam her zaman çok eleştirildi de 2018 takımı, 2021 takımı en azından ya, taktiksel sadakati yüksek, tabii, birbirine çok yakın oynayan bir takımdı. Yani bu takımın o takımlarda da bir alakası yok. Yani Ivan Toney girdi mesela, asist yaptı hemen Harry Kane'e. Kornerde stoper arkaya getirdi. Oradan da mesela işte Bellingham'ın golü falan. Bunlar hep oyuncuların aldığı bireysel kaos futbolu üzerinden aldığı risk yani. Bak bir de Tony'ler vesaireler girince Bellingham gerçekten orta saha gibi oynamaya başladı. Attığı gol de zaten demarke kalıyor. Tabii. Yapıyor röveşatayı, voleyi yani. Bugün zaten görsellerde bile vardı. Yatak falan şakası yapmışlar. Yatak getirdik uyuyacağız falan İngiltere maçından önce. Evet. Taraftarlar da artık inanmıyor. İngilizler bunlar da nasıl şakalar be kardeşim. Aynen. Siz de gerçekten. Yani şaka işinde biraz daha çalışalım. Bir kahvaltı işi, iki şaka işi. Şeyi çok beğendim. Şiranz'ı 3. golünü attı. Slovakya adına. Ben Şiranz'ı Haraslı'yı o herhalde Slavya'daydı değil mi abi Şiranz? Hı, öyleymiş. Diğeri de Haraslı'nın Sparta Prag'daydı. Çekler hemen Slovaklar'da kim varsa indirmişler. Ama gücü ölçeğinde Slovakya elinden geleni yaptı. Yani Calzone Hoca yani. Budur yani. Abi anlardı bak. Gürcistan direndi, kaybetti. Yani direndi. bu maç 120 dakika olsa 8-1 de bitebilirdi. Slovakya öyle değil. Artı 3 olsa kazanmıştı. Tabii. Slovakya anda kaybetti. İşte Bero giriyor abi oyuna. Türkiye'de Trabzonspor'un beğenmediği Bero'yla falan maçı tutmaya çalışıyorsun. Kuška abi. Kuška 38 yaşında çıkıyor, o giriyor yani. Böyle bir takımla oynuyorsunuz. İsviçre maçında herhalde Türkiye'de çoğu futbol sever, özellikle İngiliz milli takımı takip eden, özellikle İsviçre'nin bir sürpriz değil. Bu artık sürprizden çıktı biliyor musun? Yani İsviçre'nin bir sürpriz olmuyor bence de. Bir ders vereceğini düşünüyorum ben. Valla turnuva içinde çok forma almadım da kıstırırsam bir İsviçre forması alıp geleceğim o gün. Koray şöyle bir yorum yaptı. Dakika 95. Slovakya haldır huldur geliyor. 3 kişiyle çıktı İngiltere. 2 tane pas opsiyonu var. Bir tane kesin rahat pas opsiyonu var. Ivan Toney zaman geçireyim falan demedi. Direkt yapıştırdı şutu. Baba dedi almış yine bir şeyler. Toney belli etmeden. Amcam bak yeni ceza aldı belli etmeden. Ve dönüşünde de yine pozisyon evet oldu. Evet abi. Pozisyon orada oldu. Normalde vurursun köşeye gidersin. Bu baktı kaleye sıktı yani. Şey ne diyorsunuz Vavro'ya? Bizim maçlarda oynamıştı. Deniz Vavro. Valla abi bizim maçlarda daha çok beğendim. Galatasaray maçlarında daha çok beğendim. Ama burada İngiltere öyle bir şey oynuyor ki Slovak stoperini de beğenemiyorsun. Ben bu maçta yine Lobotka'ya hasta hayran oldum. Yani canından verdi oynarken. Bir de hep ileriye hep öne baktı. Ama Slovakya hocasının da en azından belli bölümlerde 2'yi bulmazlarsa bu takımlara karşı her zaman sıkıntı. Belli bir süre sonra çok edilgen kaldılar. Yani o kadar da geriye koşturmadan rakibi bir maçı bitirmenin şansı yok. Tabii ki çok özel bir yetenek istedi maçın İngiltere'ye dönmesi için. Ama işte abi birazcık geriye koştursan belki Bellingham o vuruşu yapacak, o demarke koşuyu atacak, fizik kalitede olmayacaktı. Slovakya'da normal şartlarda eleştirilecek bir performans geldi hocadan ama o kadar düşük beklentiyle izledik ki adamları turnuva başında. Sağ önde Barış Alper olsa 3. Hakikaten 3. Çünkü Tierney'in yerini de yeter. Şeyin geyini yaptık ya. Bir tane Holosko'su yok bu takım diye. Holosko'nun önüne böyle sağdan yakalayıp. Ama abi bak eleştirmeyeyim. Daha ne söylenecek diye geçtim de. İngiltere'de şöyle bir gündem oldu. Size de olur ya bazen. Enteresan fikir gelir. Şeyi hatırlarsınız. Ali Koç ilk sezonunda seçildikten sonra kurduğu kadroda. İşler kötü gidiyordu. Kıyıcı şey diyordu. Ya Ayev'i al sol bek yap diyordu. Hatırlıyor musunuz abi o dönemi? İşte bir iki sevdiğimiz yorumcu da Saka'yı sol bek yap bir şey dene anlamında dedi. Adam ilk Trippier sakatlandığında hemen Saka'yı sol bek yap. Abi sırf öyle dediler diye bile yapmaz peki, insan ya. Saka'nın yadırgamaması artık o kadar geriye geliyor ki. Eze girdi sonra o da yadırgamadı. Sen o da sol beke geçti. Eze oyuna girince Eze de öyle bir yırtınıyor ki. Beni oynatmıyor görüyorsunuz diye. Elenseler yemin ederim eleştiriler iki katına Eze'nin o kadar iyi oynadığı için çıkacaktı. Evet ya iki tarafa da ne güzel dönüyor çocuk. Ya abi John Stones var ya. Pep Guardiola ortada double pivot'un ikincisi oynatıyor. Al topu sür de ya biraz risk alsın yani. Orta sahaya kadar eklemlensin ya. 1-0 geridesin. Bu kadar nasıl kabullenebilir bir şey bu? Bir de abi rakip ceza sahasına gelene. Lafını vermeyeyim. Bela atamasa bitti maç ya. Elenden gitti. Bitti. Evet. Çok zevkli olur. Rakip ceza sahasının hizasına gelmeden çalım falan yasak. Hiç abartısız. İlk pozisyon 35 falan. Kobe Main'u bir deneyeyim dedi. Önümde alan var bir gideyim dedi. Orada da hoca Halil Umut Hoca bir eyyam yaptı. Bak ama bak bizim ligdeki hakemlik sıkıntısının en net örneklerinden birini gördük. Kuška'ya mıydı? Çok kolay kartı. İlk kartı çok kolay çıkardı. İkinci %100 sarı kart o pozisyon Main'un düşürüldüğü pozisyon. İlk sarı kartı o kadar ucuz çıkardığın için ikinciyi çıkartamadın. Belo'da orada belki de yanılıyorumdur. İlk pozisyonda net karttır onu bilmiyorum. Bellingham'da penaltı almaya çalıştı ya. Aynen. Aa bulduk Türkiye'yi gördük. İyi hakem Halil Umut yine de. Valla bu maç hakikaten onun da çok gerçi maçın başında biraz konuşulmaz. Oldu. Yani Eberiç'i Eze dedik aslında konuşmuşuz. Asist Mark Gehi. Şanlı Crystal Palace camiasına buradan selamlar. Yine ipten aldık ülkeyi. Yok ya kurtarmaz ülkeyi. Vallahi kurtarmaz. Camiye. Yok onlar kurtarmaz. Arsenal falan kurtarır. Diyelim günün maçlarını yavaş yavaş geçelim. Enteresan bir fikstürümüz var efendim. Fransa Belçika. Şimdi Fransa ezberini oynuyor. Sakin yani. Kazansa da kaybetse de biz finale kadar gidebiliriz. Bizi biliyorlar. Sürekli kazanıyorlar. Sürekli oralardalar. Ama bence pek de iyi oynamıyorlar. Bunun sebeplerinden biri Mbappe'nin sakatlığı yüzünden. Burnundan. İkincisi de ben biraz daha topla yaptıkları hani o orta sahadan birden ok gibi fırlayıp giderlerdi ya orada biraz fazla Dembele'ye kaldıklarına ve Dembele'nin de çok hata yaptığını düşünüyorum. Bir de Thuram Giroud'un yaptığı işleri yapmaya çalışıyor ama Giroud çok özel bir oyuncu. Yani Giroud birçok 10 numara yapamıyor Giroud'un yaptıklarını. O yüzden orada hafif bir paslanma olduğunu görüyorum. Belçika'da tam tersi. Bunlar ezberine oynuyor. Öbürleri ezberini bozuyor. Ve o yüzden de onlar da çok iyi durumda değiller bence. Yani Lukaku'ya yaratıyorlar. Kevin De Bruyne 2 kişilik oynuyor. Çok istiyor. Belli ki o Kurtuacı sürtüşmesinden sonra onun seçilmiş olmasının da payı var. Yani başka bir efor gösteriyor sahadaki diğer oyunculardan. Ona da fena değil, şu fena değil, bu fena değil diyorsun. Sağdaki oyuna bakıyorsun, ucu ucuna çıkılıyor grupta. Abi buradan yani benim sürpriz beklentim çok düşük. Çünkü Fransa'yı da karşıma almam. Hele bu kadar kamera çekiyorken hiç almam. Ama ya bir şey olacak ve maç eğlenceli hale gelecek gibi de geliyor bir anda. Çok yıldız tozu var. İngiltere'den hafif dozla beklediğimiz reaksiyonun Fransa'dan yüksek dozla geleceğini düşünüyorum. Burada N'Golo Kante, Rabiot'un, Griezmann'ın yani iki tane merkez atak 10 numara oyuncusunun düellosunu izleyeceğiz. Antoine Griezmann ve Kevin De Bruyne. Griezmann eğer Rabiot ve Kante'nin o standart performansını ortaya koyarsa bu maça çok etki edeceğini düşünüyorum. Mbappe'nin de tabii ki bilhassa artık buralardan sonra Mbappe'nin sahnesidir. Yani kırmızı halı serildi artık. Onun yürümesi lazım Real Madrid'e giderken bir Avrupa şampiyonluğu için. Diğer yandan da Tielemans'lı bir orta saha Belçika'dan göreceğiz. Onlarda da Tielemans Onana gibi bekliyorum abi. Oral Mangala olmaz bence. Bir cezaları falan yoktur değil mi abi? Yok ceza yok baktım kadarıyla da. Ben de hani büyük maç ya. Yine Tedesco'nun kafa Mangala Onana yapayıma gidebilir mi diye düşündüm. Bana kalsa forvette Lukaku'yu da koymam. Openda'yla çıkarım da. Ama işte Lukaku gene formayı sırtına geçirecek. Ama onlarda Lukavakio'yla Doku'nun çok fazla o tehdit durumu var ya kenardan. Onların uçakları da onlar. Kunde ve Theo çok çıkmayacak. Fransa açısından gene böyle bir sıkıntılı performans izleyebiliriz defansif anlamda. Hani bir oyun kurulumunda Kante'nin falan çok ekstra oynaması lazım. Kante, Tchouaméni ve Rabiot orta sahasının. Ama ben Fransa'nın sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum ya. Ben de Teat iyi bir turnuva geçiriyor. Kendi mevkisinde oynamamasına rağmen ama en ona ters gelecek oyuncuya karşı oynayacak bence. Evet. Yani Dembele iki tarafa da yatırır. Teat bir tarafına çok dönemiyor zaten. Çok faule teşne. Oralardan bir de Döşem Hoca'yı da biliyorsunuz yani. Döşem Hoca böyle bir küçük bir delik gördü mü rakipte onu böyle yırtana ayırana kadar uğraşır. Orada güzel bir kapışma bekliyorum. Dembele başlayacak ama ben olsam Ciro'yla başlarım bu maça. Ciro, Mbappe, Griezmann başlarım. Ben de öyle. Dembele başlayacak ama yani. Hı-hı. Sen ne diyorsun? Vallahi abi, keyifli hale getirecek tek ihtimal erken bir Belçika golü. Şimdi turnuvanın genelde ilk 5 dakikaları maçların hep çok keyifli geçiyor. Underdog takım da saldırarak başlıyor falan. Öyle bir şey başlar. Lukaku şanssızlığı kırar ya da beceriksizliğini kırar. O golü atarsa çünkü yani baktığım yorumlara göre Doku'luk'a bakıyor kesin gibi yani. 2 tane uçak çıkacak bu takımda. 1-0 başlarlarsa maça ancak öyle iyi bir maç izleriz. Hani Fransa bu kadrodan izlemek istemiyoruz. Yani İngiltere'den o açıdan çok farkı yok ama Fransa gerçekten takım oyunu oynuyor. Kötü oynuyor yani keyifsiz futbol oynuyor. Ama hiçbir zaman bu takım bu maçı kaybedecek hissini rakibine ya da izleyenlere vermeden oynuyor. En kötü beraberliğe bağlarlar, penaltılarla çıkar diyorsun. İngiltere penaltılara kalırsa elenir hissiyle izliyorsun. O yüzden ben de çok keyifli maç beklemiyorum ama Belçika grup maçlarında istatistiklerin gösterdiğinden daha çok pozisyon buldu. Yani sadece Lukaku'nun kaçırdıklarından bahsetmiyorum. Diğer oyuncular da daha çok pozisyon buldu. Benim çok beklentilerimin altında oynuyorlar senin dediğin sebeplerden. Ama yani bu maçı keyifli kılacak şey yine Belçika'nın önce oynayacağı oyun. Sonra da golü bulamazlarsa dağılmama dirayetlerinin seviyesi olacak. Bir de İngiltere hani işte Fransa bir oyun oynuyor. Bize çok renkli gelmiyor ama o oyun Mbappe için oynuyor. Mbappe de gerçekten hem skor olarak hem yani kaldırdığı bu yaşta uluslararası kupa sayısı oynadığı final sayısı o omzundaki yükü taşıyor. İngiltere'nin oyun Maguire'a göre tasarlanmış. Baba çıksa Maguire olsaydı falan diyor. Onun da yerine bir 80'lik G oynayınca canlar sıkılıyor. Abi geçtim Portekiz Slovenya. Şimdi Slovenya direne 3 beraberlik geldi. Portekiz'de de ya bizim maçı ben bir daha izledim yine uyku tutmadı. Bizim maçta aman aman bir Portekiz sahada yokmuş. Yok. Hele ilk 20 dakika hiç yok. Yokmuş. Biz biraz kendi kendimizi de yenmişiz. Bizim bireysel hatalara kadar her şey ortadaydı. Bir de bizim de ezberimizin oturmamasında payı varmış. Çünkü Roberto Martinez Hoca da yani bir A planını o pastanın tabanını iyi yapan bir hoca. Burada çok zorlanmazlar ama burada zorlanırlarsa moral de kötüye gidebilir. Çünkü orada bir de Ronaldo durumu var. Yani onun da aradığı, kovaladığı, istediği hedefleri var ve o takım biraz fazla o hedeflere göre de oynuyor gibi geliyor. Abi ne bekliyorsun? Ben umarım bu maç keyifli olur çünkü burada beklentim bir tık daha düşük. Evet, yayına gireceğiz ayrıca bu maçtan sonra. Keyifli olması o açıdan önemli. 10 maçı bu. Bugün 10 maçı Portekiz-Slovenya. Şimdi bir kere Ronaldo konusunda 2022 Dünya Kupası'na döndük. Yani 2022 Dünya Kupası'nda da gruplar abi bu takım 10 kişi oynuyor eleştirileriyle geçmişti. Şimdi yeniden oraya aşamaya döndük. Nasıl beni Avrupa Şampiyonası elemeleri performansları beni kandırdıysa orada Ronaldo'nun performansı da hocayı da ülkeyi de birazcık kandırmış. Çünkü gerçekten diğer takımların konuştuğumuz, övdüğümüz takımların hepsi kalitenin üzerine acayip bir 11 kişilik fizik kaliteye ekliyorlar. Kalecileri de çok fizik kalitesi yüksek takımlar bunlar. Burada bir kişi eksildiğin zaman o taşlar olmuyor yani. Taşlar ne diyecektim daha yerine oturmuyor. Eyvallah bak budur. Gecenin bir saatinde bazen dil dönmüyor böyle. Böyle destek gerekiyor. O yüzden yani bizim maçta doğru 11'i buldular ama çok çabuk yani. O 11 üzerinden bir oyun alışkanlığı kazanıp sonraki turu oynamak yerine bütün kadroyu değiştirdiler şey maçında, Gürcistan maçında. Muhtemelen bizim kadronun aynısıyla çıkarlar ama. Yani, orada da cezalı yoksa. Cezalıları benim kontrol ettiğim site. Geçen kontrol ettim, girdim yayına. Yanlış. Yani, sitede güvenilir site. Şeyde çok ciddi eksiklik var. Yanza yok. Evet. Bizim Alanya'daki Balkoveç oynayacak orada sol tarafta. Ayak kadifedir ama. Aynen. Ya burada da artık bir Benjamin Şeşko golü alalım istiyorum ben. Yani Portekiz'in geçmesi lazım. Ben hala Portekiz'in favorilerden biri sayılması gerektiğini düşünüyorum. Bu kadro çok iyi kadro. Palinha, Vitinha, Bruno Fernandes orta sahasını kursun, gerisini ne yaparsa yapsın kadrosu benim için bu kadro ama bakalım yani Slovenya'da çok kimlikli, şerefli futbol oynayarak bu noktaya gelmiş bir takım. İnşallah güzel maç olur dediğin gibi. Karnişnik'ten son bir şov bekliyor muyuz? Sağbek bir kafalık daha mı yapsın diyorsun? Yani hani Leao çok kovalamazsa falan. Valla bugün Pekari'yi gördükten sonra şey vermedi hani geçit vermedi, iyi oynadı. Karnişlik de yapabilir bunu. Ya ben Ronaldo ile ilgili şunu söyleyeyim abi. Şimdi 2022 Katar'da Ronaldo Manchester United'la problemleriyle geldi oraya. Hatta öyle bir makasa girdi ki Ramos'un 3 gol attığı bir İsviçre maçı vardı. Ronaldo oynamasın zarar veriyor döndü muhabbet. Şimdi bu sene hani Arabistan'da kaybettiği kupaya dair ağladığı görüntüler vesaire o psikolojiyle geldi. Şimdi geldiğinde de biraz Martinez onu oynatacağım o güvenen 2026'da da bize Dünya Kupası'nda da lazım falan denince biraz yatıştı. Ama oyun olarak yani Ramos'u da mesela koysa Ramos da çok formsuz bir Paris Saint-Germain dönemi işte geçirdi. Doğru. Ama abi, çok büyük sorun. Şimdi sağda çok iyi oyun kurabilen, orta sahaya eklemlenebilen bir Bernardo. Solda birebir bıraktığında çok tehlikeli bir Leao varken ben zaten oraya Ramos'u da koymam. Ben Jota'yı koyarım oraya. Jota'yı koyarsın. Bir tane hareketli koyarım abi. Tabii. Hem oraya 3. olur hem buraya 5. olur yani. Ama işte oradaki bence temel krizlerden bir tanesi Leao'nun da iyi performans vermemesi. Evet. Yani Leao evet Milan'ın en iyi topçusu. Bugün gitse Bayern Münih sol tarafında Leao gibi adam ister. Ama milli takımda da bazı o yapı olmuyor. Bernardo Silva'nın oturduğu gibi cuk oturmuyor mesela. Veya Bruno Fernandes United'da tartışılırken milli takımda geliyor çatır çatır oynuyor abi. Şimdi böyle bir yapıda Portekiz'in de temel sorunlarından Slovenya'na kadar faydalanabilir. Buna bakmak lazım. Slovenya'da da 4-4-2 takımı. Orada da sorun var. Šporar'la Šeško arasındaki mesela uyum, bencillik problemi, egoistik problemi var saha içinde. Merkezde mesela Fatih Hoca'nın Panathinaikos'taki orta sahada bile bazen zaman zaman kestiği Cerin oynuyor. O pusu atacak hiç oyuncu. Yani o topun yönünü değiştirecek oyuncusu yok. Burada şey olsa çok keyif alırız biz yani bir futbol sever olarak. 1-0 öne geçti ya Gürcistan veya Slovakya. 2. gol gelmedi, bayılttılar. Slovenya 2 farklı öne geçerse Portekiz maçı çok civcivlenir. Evet. Yani ben öyle bir şey istiyorum bu maçta. Çünkü 10 maçı kurtarırı bu. Bu senaryodur bunu. O yüzden ben böyle bir senaryo gelirse hani Şeşko ulan vuruyorum girmiyor. Bir tane daha vuruyorum deyip çat diye bir çatala atarsa 2. golden sonra oyun çok güzelleşir. Leao'lar falan o işte adam eksiltmeleri tabii yapmaya başlar. Öyle bir senaryo olsun istiyorum. Ama belki de Gürcistan yenilgisi yedek takımla çıkmasına rağmen Gürcistan yenilgisi o taşlar yerine oturuyor dedin ya abi. O taşları yerine oturtturdu bu maçta. Evet. Ben şey ekleyeyim Slovenya tarafına. Ne olabilir? Jota ismi oradan şu an aklıma oturdu. Kesinlikle olmayacak. Ronaldo çıkacak her türlü ama biz yine konuşmuş olalım. Yaka bir yol beklediğimiz gibi çok iyi turnuva geçiriyor. Ve onun tam istediği türden santrafor. Ronaldo ve Ramos tarzı santrafor. Jota gibi acayip bir hareketli adam orayı çok bozabilir. Yüzü dönük gerçekten yani yüzü dönük oynayacağım diyebilen evet. Ben sahte 9 gibi oynarım diyen yer değiştirerek. Biyol'u çok yorar. Biyol'de de yani müthiş bir fizik, müthiş hamleler, çok akıllı adam ama gezmeye başladı mı? Yatır kaldıra başladı mı devriliyor. Leo için de şunu söyleyeyim abi şimdi biz Leo'yu düzenli izliyoruz. Koray hele bizden de çok izliyor Milan sempatizanı olduğu için. Abi bu sene Leo maalesef özet futbolcusuna dönüştü. Özetini izlersen muhteşem bir oyuncu. Yani para yetmez herhalde bu adama dersin. Kimse alamaz bu adamı. Kımıldatamaz dersin. Ama 90 dakika izlediğinde öyle uzun süreler maçtan kopuyor ki. Yani hiçbir futbolcu 90 dakikanın 90'ını acayip oynayamaz. Ama o seviyenin çok ötesinde yani. Tabii. Dakikalarca oyunda olmuyor. 2-3 hafta hiç oynamıyor. Tam Leo'ya ne oldu ya derken bir çıkıyor. dünyada 5 tane futbolcunun yapabileceği bir hareketi yapıyor. Hiçbir şey diyemiyorsun. Milli takımda bu kadar az maç oynanan yerde o yüzden öyle bir tane maçı çıksın alsın derken 3 maçı boş geçme ihtimali de çok yüksek bir oyuncuya dönüştü maalesef. Bir de şimdi Milan'da hoca değişti. Pioli ile kavgaları falan oldu bu sene. Fonseca gelince onun için de yeni bir süper oldu olabilir. Bence onun için. Ki geçen sene yani Katar'ı da sayarsan 2022'de bile solda Lea oynamıyordu abi, hatırlarsanız. Evet. O zaman da topa tutuyorduk. Lea arada. O zaman da gerçekten iyiydi ama. Şarkılara geçelim. Ben bugün İspanya maçı beni gerçekten plajıma indirdi. Bana dün tatilimi yaşattı, pardon. Aldı 10 tane maç. Ben inanılmaz iyi oturtamam. Aynen. Hiçbir şey oturtamayan adamımdır. Bunu inanılmaz. Yanlış maça çalışıp gelmişliği var. Bize 2 yıl Abdülkerim'le Abdülkadir'e karıştırtılan adamın bu istikrarı. Yanlış maç olayını da anlatayım. Şimdi 2 gün ara verdik ya. O 2 gün arada işte son gün dedim ki maçlara çalışmaya başlayayım. Burada konuşacağımız, önden konuşacağımız maçlara. Gittim Danimarka, Almanya ve İsviçre, İtalya maçlarına. Turnuvada oynadıkları maçların önemli bir kısmını tekrar izledim. Çok böyle detaylı istatistiklerini çıkardım. Karşılaştırıyorum, bizimkilere atıyorum, notlar alıyorum falan. Şu kadar not aldım. Sonra 2 gün önce İstanbul'a geri döndüm. Bizimkilerle oturduk, şöyle durdum. Ya dedim, biz bu programı bu maçlar oynandıktan sonra yapacağız ve ben ön bakış çalıştım bu maçlara. Bize faydası oldu. Ama aldığım notlarda ne not aldıysam maçlarda yaşandı. Şahidiz. Tarkan kuzu kuzu diyorum ben. İspanya'ya mı yolluyorsun bu şarkıyı? Ben de İspanya'ya o zaman... O Tarkan hareketi neyse ya. Bana hiç yakışmaz. Hiç yapmayayım o hareketi. İspanya'ya Akdeniz akşamları İbrahim Tatlıses gönderiyorum. Herkes İspanya'ya yolladı. Ben de Gürcistan, Arnavutluk'la beraber ikinci ve üçüncü takımlarımız olmuştu. Gürcistan'a da veda ettik. Yani orta saha Koçaraşvili'ye, Kazım Koyuncu'dan, rahmetli Kazım Koyuncu'dan Koçari'yi hediye ediyorum. Güzel seçim. Bir şey değil mi? Bence en iyi seçimlerden biri oldu program boyunca. Bu, 15 bölümde. Ama dile takılmasın. O nenli Koçeri diye 3 gün dolaşırsınız. Yani onu uyarayım. 2025'in Temmuz ayı Spotify'da kalmış liste. Hadi dinleyecek bir şey bulamıyoruz. Bunu dinleyelim. Ya mesela şimdi adam üye oldu. Ben müzik dinleyeceğim dedi. Tesadüf bu liste önüne çıktı. Bunu yapan adam hangi duyguları yaşıyor falan diye düşünebilir yani. Ama bak direkt Koçaraşvili aklımıza gelecek bu şarkı sayesinde. Tabii canım. Mesela benimkilerden bir şey gelmez. Müjdat abi kusura bakma, seninkilerden de gelmez. Müjdat abi şey atıyor. Müjdat abi gurme atıyor abi. Aynen. Biz halk şarkıları. Müjdat abi 2003 yılında kafede otururken çalan şarkılar atıyor. Tabii. Biz kafe insanı değiliz. Tabii canım. Issız adam, mıssız adam müzikleri atıyor. Biz daha minibüs şarkılarıyla. Diyelim. Müjdat abiye de selamları edelim. Abiler ağzınıza sağlık. Eyvallah abi. Şimdi sizlere iyi haftalar diliyoruz. Sizleri bu sıcak haftanın kucağına bırakırken biz de Avusturya maçına çalışmaya başlıyoruz. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.